Efendim baştan söyleyeyim ben biyolojik saat taraftarı bir insanım ve uykusuzu konusunda da ciddi çekincelerim var. Şöyle ki bir kere biyolojik saatinizi bozarsanız bir sürü hastalık ve yaşlandıkça da artan bir uykusuzluk ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Dolayısıyla bir yerde herkesin yaşlanacağını hesap ederek bunu dikkatle dinlemenizi rica ediyorum efendim. Şimdi bir kere her şeyden evvel şunu söylemek lazım ki uykusuzluk kalp ve metabolizmayı bozuyor. Burası kesin. Özellikle hani insomnia, uykusuzluk denildiği zaman tabii tarifi biraz değişmekle beraber aslında çok sık görüldüğünü söyleyebiliriz. 65 yaş üzerinde %60, normalde %15-25 deniyor. Bir de uyku bozukluğuna sonun bozukluğu yani horlamayı da eklerseniz işler iyice karışıyor. Şimdi 81 kişilik bir Finlandiya çalışması var. 7 saatin altında uyku. Hani Finlandiya diyeceksiniz kuzeyde biraz sıkıntı olabilir ama bir bilgi vermesi açısından söylüyorum. Bakın 51-72 yaş arasında özellikle kadınlarda erkeklerden daha fazla kilo aldıkları ortaya çıkmış uykusuzluk durumunda. Ve 10 yıl içinde de obezite ortaya çıkıyor. Yani bir kere uykusuzluk dediğim gibi metabolizmanızı bozuyor. Metabolizmanızı bozduğunuzdan dolayı da buna bir fatura şeklinde ödemeniz gerekiyor. O da kilo ve obezite oluyor. Şimdi kalp ve metabolizmayı demiştik. Bakın burada çok daha önemli bir nokta var. Kalp damar tıkanıklığı delildiği zaman %48 bir risk artışı var. Hipertansiyon %23 ve felç riski de %15. Bunu da bir kenara yazalım. Dolayısıyla dediğim gibi biyolojik saatimiz önemli. Hem kalp hem metabolizma açısından pek çok riskle karşı karşıyayız. Bakın az uyuduğunuz her saat başına tip 2 yani insülin bağımlı şeker hastalığı Riskiniz, pardon insinin bağımlı olmayan şeker hastalığı riskiniz %9 artıyor. Bakın bu çok ciddi bir durum. Ve dolayısıyla metabolizmanın bozulduğunu söylemiştim. Bu da bakın işin ne kadar ciddi olduğunun göstergesi %9. Bir saat başına oldukça yüksek bir oran. Efendim bir de şöyle bir şey var. Hani çok uyuyanlar biraz fazla yaşar diye bir inanış var. Fakat çok çok fazla uyumanın da, örneğin 10-11 saatten fazla uyumanın da sıkıntılı olduğu. Hani 8-9 saati limit kabul ettiğiniz ama benim limitim aşağı yukarı 7 saattir. Dolayısıyla çok fazla uyuyanlar da da çok ciddi bir kalpte hastalığı riski artışı da var. Yani azı karar, çoğu zarar. Öyle çok fazla detaya gerek yok. Özellikle uykusuzluk, daha kötü kan şekeri kontrolü ve 3 aylık şeker ortamları da yükseltiyor. Bakın tekrar gene metabolizmaya geri döndük. Dolayısıyla çalışan bir sistemi aslında biz bozuyoruz. Çalışan sistemi bozumuzdan dolayı da dediğim gibi bunun sıkıntısını biz yaşayacağız. Bir de çok ilginç bir özellik var. Uykusuzluk kadınları daha çok etkiliyor. Yani kilo almayı söylemiştim. Özellikle orta yaş üzeri kadınlar eğer hem uykusuzluk herleme orlama varsa 10 sene içerisinde şeker hastalığı gelişme riski horlama olmayanlara göre %40 daha fazla. Yani uykusuzluk, horlama ikisi beraber el ele gidiyor. Bakın buradaki beyaz olan sütunlar kadınlar ve dolayısıyla yani uykusuzluk ve kadınlar ve yaşlandıkça kadınlara sıkıntısına değinmemin temel sebebi bu. Kadınlar uykusuzluktan çok daha fazla etkileniyorlar. Onun için siz siz olun efendim. Lütfen biyolojik saatinizi bozmayınız. Biyolojik saatinize göre yaşamanızı öneririm. Uykusuz kalmayınız efendim. Sabahta erken kalkmayın unutmayınız. Teşekkür ediyorum görüşmek üzere hoşça kalın sefer